Devam edelim. Şimdi Aycan'ın Onur'u barıştırma çabaları vardı. Aycan istese erkekler evine giderdi ve bu barışmayı hızlandırırdı. Sibel'in sabah uyarmasına rağmen. Hani kimileri olumlu algılasın, kimileri olumsuz bilmiyorum ama ben duyduğum gibi algılıyorum. Bakalım devamı nasıl geldi? Oley! Arriva, arriva! Kanka ben gitmeyeceğim. Neden? Şu an gidersek kavga ederiz çünkü. Saçmalıyorsun şu anda. Gitmeyeceğim vallahi sen git. Gitmeyeceğim çünkü ben o laf bana çok ağır geldi. Ben gitmeyeceğim. Ya koş, git koş, ama gidip bak arayı soğutursam hoş olmaz. Arayı soğutmak değil yani. Şu Didem dün zorla gidiyordun, bugün koşa koşa gidiyorsun. İlla ki konuşacağız. Böyle küslük yapmayacağız ama şu an çok çok sıcak, gitmeyeceğim. Ama bence de Onur'un gelmesi gerekiyor. O laf çok ağırdı Didem. Ben o lafı var ya gece rüyamda 10 kez uyandım. Belki kendini affettirmek için bir şeyler kendim yapar o da. Kendim uyandım. Daha iyi olur. Uyudum, uyandım. Aynen. Hani uyuyamazsınız ya kızlar böyle aklınızda. Söylememi bir şey... istediğin bir şey var mı? Ama sen konuşsan daha iyi olur. Kardeşime evet. Selamlar. Sağ ol be Didem, işte bu. Sağ olasın. Şu an gitmek için aslında içim diyor ama bak şu an değil, anladın mı? Şu an değil yani, zaman şu değil. Evet Onur. Vallahi Seda Hanım. Bu konu biraz beni gerdi. Burada deminden beri zaten kendi kendimi yiyorum. Neyse. Ben bak Onur, kendisi... sen de bir erkeksin, hayatını birleştirecek kadını düşün. Seda, ömür boyu. Benim hayata bakış tarzım var. Bakış tarzını değiştirmen gerekecek. Bunu yapabilecek misin? Çünkü olgun bir adamsın. Ya, bugüne için... kadar böyle gelmişsin. Bu zamana kadar hareketlerinin kim... doğru olduğuna inanıyorsan bunları gereksiz yere değiştirip değiştirmemek kararını ömür boyu vermen gerekebilir. Bu zamana kadar kimse için değiştirmedim, kimse için de değiştirmem. Biz eğer çiftsek, gelecek, benim yanımda ağlayacak, bana bağıracak, bana çağıracak, sıkıntısı neyse benimle konuşacak. Ondan sonra benden uzaklaşmaya ve benden yalnızlaşmaya devam ettiği sürece bu sorunları çözemez. Çözebileceğine de inanmıyorum. Bak deminden orada ben çıktıktan sonra sana bazı sözler söylememe rağmen ağladın. Ben burada içim parçalandı ama... Deminden beri kritiklerde bir görüyorum, içindeki o öfke, içindeki isyan, bana kusuyorsun şu an, anladın mı? Sanki hiç üzgün değilmişsin, sanki gerçekten de bunları hissetmemişsin gibi hareket ediyorsun. Karşında senin beraber olduğun, sevdiğim dediğin adam var ama sen sanki onu yermek için konuşuyormuşçasına hareket ediyorsun. Bunları görmek bende başka bir göz açtı, bunları görmek bende başka şeyler düşündürmeye başladı şu an, tamam mı? Sen böyle devam ettiğin sürece, bunları konuşmaya devam ettiğin ve bu tavrı takınmaya devam ettiğin sürece emin ol Aycan, seninle aynı yolu bulamayacağız. Bir, bak gerçekten şunu içten gelerek söylüyorum. Burada sana öfke kusma değil, sadece bu olayı ilk kez konuşuyoruz ve ben şu an yükselmiş bir durumdayım. Bugün senin yanına gelmemin sebeplerimden birisi de bence bu benim açımdan düşündüğüm üzere olgunluktu. Neden biliyor musun? Çünkü o kadar sıcak ve ben hala hani o bak gece... Ne sıcak? Bir gün geçti, akşam bak, oldu. Olay ne biliyor musun? Düşündük, taşındık, ben arkadaşlarımızla kelimeye, konuştuk. Hani karşındaki olgun bir adam, böyle... karşındaki zaten bu zamana kadar her şeyi... Onur. Her şeyi göğüslemiş bir adam, sakin bir adam, ben her şeyi sakin karşılayan bir adam. Benimle gelip konuşabilirdin, mükemmel bunları bir adamsın, bana anlatabilirdin. Kabul ediyorum. Kaçarak hiçbir şey çözemezsin. Bravo. Tamam mı? Bak burada Onur'un hakkını verelim. Bunu parantez içinde söylüyorum. Onu, erkekler genelde ya kaçar kapıdan tartışmak istemedikleri zaman ya da kendilerini odaya kaparlar, kafalarına yastığı çekerler. Kadının bütün kendini ifade çabalarının adı da dırdır olur ve iletişime girmezler. Tam tersi burada Onur sana diyor ki ben bağırsan da çağırsan da söylensen de iletişime hazırım, yeter ki uzaklaşma diyor. Şimdi bu çok Hanım, güzel şöyle, bir şey. Bir dakika şunu söyleyeceğim. Ben zaten hani onu dünkü hani anlık çok tepki verdim diyor ya, ben sadece gerçekten sabaha kadar hani o kelime takıldım. Bugün gittiğimizde pireyi dedim, hani bir pire için yorgan yakmayalım. Peki bir şey söyleyeceğim. Dedim, engel bırak bunları. Daha sonra bir araya geldim. Bu ne öfkeymiş, bu ne hınçmış ki? Ve sanki hıncını o masanın üstünden alamamışsın gibi. Turgay'la konuştun, Onur'un yanına gitmedin. Turgay yanıma geldi, dedi ki bak o da böyle Didem, benim, onun da Sibel'le paylaşacak bir şey vardı. Tam ona anlatırken hani çünkü yanıma geldi, bir soru sordu, onu anlatırken Onur evet doğru şeyler söylese de biraz şey tepki verdi, sonra gitti zaten. Yani bak daha yeni... bu daha önce de konuşuldu. Onur şu merdivenlerden her indiğinde hemen ilk koşan sen mi oluyorsun? Veya ne bileyim sen hiç
başka ilgin dağılıp birine önce bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor musun? Ya illaki vardır Seda Hanım ama ben sadece o hani onu üzersen işte seninle konuşmam lafına takıldığım için... Üzersen değil ama bak Rabia senin arkadaşın ve burada diyor ki o laf üzersen değil. Yani bu işin bedelini ona ödetirsen, sorumlusu gibi tutarsan seninle konuşmam mı dedin, öyle mi dedin? Evet konuşmam dedim. Ya sen benim olduğum ortamda tamam mı? Sen benim olduğum ortamda benimle konuşmak yerine bak hatta bir de yalnız kalmaya çalışıyorum orada köşe bucak kaçıyorum. Yani duruyorsun orada benim arkadaşımla dertleşiyorsun. Benim arkadaşımı ya ağlıyorsun. Senin arkadaşına ya bu nedir ağlayıp ya? Dertleşmiyorum. Bu nedir? Benle konuşacaksın sorunum bak, benle. Bak Turgay yanıma anladın geldim. Mı? Sen diyorsun ya burada bir çift... Bir abi sus lütfen ya. Ya Allah'ım biz burada biz çiftiz çiftiz diyorsun ama çift gibi davranmıyorsun. Gitmedi. Onur Turgay yanıma geldi dedi ki dün bu şaka ya benimle bak, ilgiliydi dedi. Bak beni iyi dinle. Bak beni iyi dinle. Ya Allah. Bak beni iyi dinle. Turgay'a diyeceksin ki muhatabım sen değilsin. Deminden Gökhan burada sana açıklama yapıyor. Gökhan'a diyeceksin ki muhatabım sen değilsin. Tamam. Senin muhatabın benim arkadaşım. Benle konuşacaksın. Sorunlarını benle çözeceksin. Ağlayacaksan bana alacaksın. Eğer hatan varsa gelir ben özür dilerim senden. Gökhan'ı dinliyorsun, açıklama yapıyorsun. Bu ne be? Yetti burama kadar geldi. Burama kadar geldi. Evet, istediğin Onur bu mu Aycan? Yemin ediyorum katlanamıyorum ya. Ya ben niye şu an... İstediğin Onur bu mu? Onur abi artık son raddeye ulaştı ve gerçekten de çıldırdı. Ben 6 yıldır ilk defa onu bu denli sinirli gördüm. Bu denli çıldırmış gördüm. Gerçekten de aşk onu farklı bir boyuta çekti. Bunu herkes başarabilir miydi? Zannetmiyorum. Bunu sadece Aycan başarabilirdi ve başardı. Bu konuda Aycan haklı mıydı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu adamın ne kadar naif, ne kadar kibar bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer bu adam sinirlenip bu kadar yükseldiyse, Aycan bunu yapıyorsa, Aycan'ın bu yaptıklarının altında başka bir şey yattığına eminim. Çünkü bu konuyla ilgili Aycan bu kadar tepki verecek bir insan değildi. Ya dün biz birinci ayımızı kutladık ya. Bundan güzel bir şey var mı? Bizi sevenler bize sürpriz yaptı. Ne kadar coşkuyla dans ettik. Bir el tutma mevzusuna geldiğimiz noktaya bak. Ya bu tehlike çanları mı çalıyor acaba? Nedir bu yani? Birbirimizden uzaklaşmaya mı başlıyoruz? Birbirimizden uzaklaşarak mutlu olamayız. Eğer mutlu olmak istiyorsak birbirimize daha çok yaklaşmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Suçu da üstleniyor. Tamam da şu an tüm her şey bana adam geliyor bunları yapıyor kıskanıyorum. Hayır tüm her şey sana kalmadı. Tamam da suç haklılık, bana kalıyor haksızlık şu an. Değil. Tartışmayı kim kazandı kim kazanmadı madalya vermiyoruz tartışma kazanana. Sadece adam sakin ve olgun ve hatalarını kabul ediyor ama o da hata yapma lüksüne sahip. Bu kadar büyük mü cezalandırılmalı? Bunu konuşuyoruz. Hayır Seda Hanım sadece gerçekten bak bugün ben sadece Onur için değil bu evde işte Sibel'le gerildim, onunla gerildim, bununla gerildim. Çok gergin bir vaziyetteydim o zil çaldığında aslında. Bak onu da ne yap biliyor musun? O anda gidip onu kırmak istemedim çünkü bir şeyleri tamamen sonra adam geldi. Korktum. Bak, geldi adam. Aldınız? Bak ne noktasınız? Adam geldi. Ya gel ben ne yapsam suç var. Şunu yapacaksın. Şunu yapacaksın. Şey burada hepimiz şahit miyiz? Onur bundan sonra... Bağıracaksan da, ağlayacaksan da, kızacaksan da soğuklaşmak, uzaklaşmak yerine yanıma geleceksin dedi mi? Tamam da ben... Bundan sonra yüzleşeceksin. İnsanlar böyle böyle birbirini tanıyor demek. Anlatabiliyor muyum? Ben ona bağırdım. Ha, Onur onun üzerine ne bağırdın, ne geldin, arayı soğutsaydık derse biz de hepimiz Onur'a kızarız. O zaman sen böyle dememiştin deriz. Yani şimdiye kadar verdiği tepkilerle bu olaya verdiği tepki aynı değil Aycan'ın. Bu zamana kadar Aycan şuydu. Ben hayatım sana evet. Güveniyorum. Biz sizin evet. Gibi kıskanmıyoruz. Ben ona güveniyorum değil mi hayatım? Çok da ağır bu şeyleri kaldı. Kaldırdı. Şimdi ben Onur buna alıştı ama bu olayda Aycan çünkü nedir biliyor musunuz? Yani. Adam da ilişkilerde bir taraf yumuşadıkça diğer taraf sertleşir. Hayır, öyle yani. Bir o şey denge yok. Tam aksine ben sertleşmesini şu yapmasını istemiyorum zaten. Sen sertleştin o değil. Hayır ben de sertleşmedim sadece ya. Biz bir kere dışarıda telefonla konuşmuştuk tamam mı Sibel'in gelişiyle ilgili. Sadece Sibel'in çok güzel olduğunu söyledi. Orada ertesi geçen hafta. Anlaşıldı. Bir de üstüne geçen hafta Sibel'le ilgili bu konu konuşuldu. Sibel bak, burada, dedi ki. Burada haklı. Yani ne yapabilirim Seda Hanım? Ben burada bu haklı. Adamı seviyorum ve hanımla, kaybetmekten korkuyorum. Burada haklı. Beyler size son bir tavsiye verip gideceğim. Burada Aycan'a hak veriyorum. Neden biliyor musunuz? Siz olun biz kadınız. Kıskanırız. Bizim yanımızda
başka bir kadını övmeyin. Evet. Onları daha güzel ve özel hissettirmeyin. Biz sizlere sadık varlıklarız ve bizi şu dünyada önemli ve özel hissettirecek tek erkeğe muhtacız. Yüz erkeğe değil. O yüzden bizim yanımızda X kadınları, bir evimize girmeyecek, lafı geçmeyecek, duygusal olarak hiç önemsemeyeceğiniz insanları övüp iltifat etmeyin. Yani ediyorsanız da bize de edin o arada. Anlatabiliyor muyum? O dengeyi sağlarsanız bak bunlar yaşanmaz. Evet, bak indik dedi. Tırmaladık. Telefonda Sibel güzel dediği için tuğlalar bu temelin üstüne çıkmış. Sibel'e de onun kıskanç kokları dönmüş. Onu da şöyle dedi Seda Hanım. Dedi ki ne oldu dedi. Sibel gelince dedi hepiniz mi kaldınız öyle dedi. Güldü. Buraya kemancı geldiğinde bile ben eğlenmeyi seven kadın oynayamadım. Tamam ben çirkin, ben çok güzel bir kadın olmayabilirim. Ama bana bunları dedikten sonra benim özgüvenim yere gidiyor. Sonra Onur yani tamam çok düşünceli bir erkek ve ben bazen onu hak etmediğimi bile düşünebilirim. Ama bana bunu söyleyerek... Keşke benim... bunları duysaydı. Keşke bunları en başta söyleseydi. Selam, şu an söylemek istediğim bu. Sorun zaten bu. Konuşulmadığı için, Adnan. İletişim kurulmadığı için bu sorunlar ortaya çıkıyor. Ve sen adam gittikten sonra, artık son raddeye geldikten sonra asıl sorun. Bunlar ne kadar güzel şeyler değil mi Adnan? Bir erkek olarak dinlediğinde hak vermiyor musun? Kesinlikle ama. Niye bak ben tarafsız olarak hak veriyorum. Ben de yaşadım. Ben de bir kadın olarak bunu yaşadım. Evet. Üstelik de hayatımıza bir adam alıyoruz. En güzel sözleri ondan duymak. Sokaktaki adamdan değil. Bunu yapınca ne olur o kadında? Bir kadının kadınlığından vurmak kadar ağır bir şey. Ama Seda Hanım şimdi bunu Onur abi zaten şunu dile getiriyor. Özür dileyeceğim bir şey varsa dilerim diyor. Şimdi bunu herkesin içerisinde söyleyeceğini, bunu zaten baş başa konuşsanız ya bitmişti. Ya bakın şöyle, ben zaten son raddeye kadar niye söylemedim? Bakın insanlık halidir. Sibel evet ilişkisi olan birisiyle bir şey yaşamam diyor ama ben bunu söyleyince Sibel'in belki aklında Onur beni güzel buluyor diye bir algı hani küçük canım bir şey kalır ya. Yemin ederim söylemedim. Ama ben zaten yani egom iyice Sibel de bir taraftan bir şey bir hafta boyunca bak, bir şey söyleyeceğim. Kendine sevilmek güven, kendine için, güven sevilmek diyor. İçin güzel bile olmamız gerekmiyor, anladın mı? Seda Hanım. Güzel bile olmak gerekmiyor sevilmek için. Ben seni gören, senin gören gözün güzel olması gerekiyor. Senin güzel bile olman gerekmiyor. Yaşlanacağız, çirkinleşeceğiz, sağlığımız bozulacak, birbirimize muhtaç olacağız eşimize. Seni böyle kabul edemeyen kimsenin herkes iki dakika yanında yeri yok. Herkes suratıma laf söylüyor. Bırak ya. Herkes aynayla kendine bakıyor mu acaba? Dışarıdaki insanlar sürekli tavsiye veriyor. Canım benim. Seda Hanım, Aycan çok güzel giyinen, çok güzel bırak, tarzda olan bir kadın benim yani. Benim özgüvenim iyice yere düştü. Sen? Sokakta bile insanlar suratına şunu yaptı ya. Ah canım artık benim. Var ya Seda Aycan'ım. Hanım. Ben kendime çok güvenen bir kadınken kendimden nefret ediyorum ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Aycan, bunlar ekran önünde olmakla ilgili. Biz bunu yıllardır çekiyoruz. Bak 20 yıldır ekrandayım. Şişmansan zayıfla derler. Zayıflayınca çok şişman, çok zayıfladın, çirkin oldun, şişmanla derler. Uzunsan uzun, kısaysan kısa diye vururlar. Sen kendini sev, senin 1000 kişiye ihtiyacın yok sevilmek için, 1 kişi yeter. Tek kusurun yüzündeki bir tek sivilce olsun Aycan. İnsanlar da bu arada. Bir de rica ediyorum, başkasını eleştirirken, sadece bu evdekilerden değil, bizi izleyen genç arkadaşlarla da aynı şeyi rica edeceğim. Lütfen bir aynaya bakar mısınız? Yani hem fiziksel, kesinlikle, yüzeysel eleştirilerinizde hem de ilişkileri eleştirirken bir aynayı kendi ilişkilerinizde tutar mısınız? Ya. Sen dünyanın en güzel genç kızlarından bir tanesisin. Evet. Sevilmek için güzel olmaya bile gerek yok. İnsan olmak yeter. Zaten senin zarfına gelen yarın önüne başka bir zarf atıldığında ona koşarak gider. Anladın mı? Bırak mazrufa gelsinler. Hadi beyler hoşça kalın. Çok ağır oldu bugün. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere Seda. Hanımlar hoşça kalın. Hoşça kalın. Sen yeter ki sen kız benim.